Atsınlar. Burhan Can Terzi. Tanımam etmem, hiç yüzünü de tanımam çocuğum. Ben de hiç tanımam. Ben hiç de karşılaşmışlığımız yoktur. Hani eğer o beni karşılaştıysak da selam verdiyse kusura bakmasın, tanımamış olabilirim. Burhan Can Terzi bir muhabir arkadaşımızmış. Galatasaray muhabiri. Galatasaray muhabiriymiş. Türkiye Gazetesi'nde çalışıyormuş. Ve Yusuf Günay'la ilgili, daha doğrusu Abdurrahim Albayrak'la ilgili yaptığı bir haber üzerine Yusuf Günay'ın sosyal medya paylaşımı bu haber yalandır, doğru değildir diye. Ayrıca telefonda. Ayrıca da spor servisini aramış, gazete yetkililerini aramış. Böyle bir haber yapmışsınız ama bu haber doğru değildir diye. Onun üzerine savunması alınıyor derken neyse şikayet ediyor. Şikayeti sebebiyle asgari ücretle çalıştığını öğrendiğim ya da işte 2500-3000 lira maaş aldığını düşündüğüm Burhan Can Terzi ismindeki bir arkadaşımızın işine son veriyorlar. Bu şirketin kararıdır, onu bilmem. Ama o kararın alınmasına sebep olan Yusuf Günay beyefendiye buradan çok önemli bir soru soruyorum. Ali Koç'a gücünüz yetmiyor da 2500-3000 lira maaş alan, yağmurunda, çamurunda sizi takip eden, yağmurunda, çamurunda işlerine giden, maçlara giden, oraya giden, buraya giden, sponsorluk anlaşmaları yaptığınızda sürekli aradığınız, fotoğraflarını çekmesini istediğiniz, fotoğraf çıkınca da çok teşekkür ederim. Bu insanlara gücünüz yetiyor ama Ali Koç'a gücünüz yetmiyor. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Fatih Terim'e de gücünüz yetiyor. Fatih Terim'e cevap veriyorsunuz Mustafa Cengiz Bey. Bugün Fatih Terim'e verilen cevaptır bu. Herkes kendi işini yapacak diye. Mustafa Cengiz Fatih Terim'e cevap verebiliyor ama Ali Koç'a cevap verebiliyor. Veremiyor. Yusuf Günay beyefendi bir gazeteciyi işinden edebiliyor ama var o Galatasaray Kulübü ile Ali Koç'un sahibi olduğu şirket arasındaki sözleşme sebebiyle Ali Koç'a karşı bir açıklama yapamayacaklarını kendi kulübünün teknik direktörüne söylüyor. Sonra oğlu statta diyor ki biz görmüyoruz. Tabii daha o var. Tabii daha.